Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle yeniden Avrupa Kulüpler Kupası'na gidiyoruz. Bu sefer büyük ustamız Emre Can'dan güzel bir partiyi inceleyeceğiz. Rakibi Parham Maksutlu, eski Dünya Gençler Şampiyonu ve reyting 2721. Biliyorsunuz bir Kulüpler Kupası'nda iki tane kulübümüz oynuyor. Ve Emre Can'ın oynadığı kulüp Göktürk Satranç Kulübü'ydü. Ve şimdi hemen oyuna gidelim isterseniz. Bakalım neler olmuş. Emre Can oyuna D4 ile başlıyor. At F6, C4, E6, G3 ve D5. Katalan. Emrecan Katalan'ı çok sıklıkla kullanıyor ve başarıyla kullanıyor. Eğer takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Fil G2, D alır C4. Tabii ki siyahlarla oynayan Maksutlu da oyunu en yakın zamanda dengesizleştirip yüksek reytingli olduğu için kazanmaya çalışmayı umuyor. At F3, A6. Rok ve at C6. Siyahın fikri yakın zamanda B5 yapmaya çalışmak. Uzun çaprazı temizlemesi gerekiyor. Bendenizle bu pozisyonu daha önce karşılaştım ve burada Emrecan gibi A4 hamlesini tercih etmemiştim. O zaman E3 oynamıştım 2019 senesinde orada açık turnuvasında. Fikrim rakibin kale B8 ile B5 duruşuna karşı at FD2 ile piyonu geri almaktı. C6'daki ata saldırarak. Tabii ki bu hamlenin artısı piyonu geri almaksa eksisi de merkezdeki kontrolü bırakıp aynı taşlarla tekrar tekrar oynamak anlamına geliyor. Siyah E5 yaparak burada merkezdeki mücadeleye katılabilir. Ancak yeni bir hamle A4, görece yeni bir hamle. Ve Emrecan bunu gayet güzel bir şekilde uyguluyor burada. Kale B8, siyah çaprazı temizledi ve piyonu korumaya hazır. Ve beyazın fikri geliyor A5. Siyah bu pozisyonu B5 oynamış. Ben tabii bu pozisyona biraz daha yeni olduğum için büyük ustaların nasıl yaklaştığına, günümüzde nasıl oynadığına bakmaya çalıştım. Ve aklıma en yatan hamle fil B4 ile bu piyonu almaya çalışmak fikri geldi. Çünkü eğer siyah taş değiştirilmek istenirse bundan memnun olacak, rok atmaya çalışacak ve piyon fazla kalmaya çalışacak. Eğer izin verirse de piyonu alacak. Fakat burada kale A4 gibi enteresan bir hamle karşımıza çıkıyor. Bu hamleyi beğenmemin bir sebebi var. Taktik olarak çok dolu bir hamle. Ve aynı zamanda büyük ihtimalle daha yeni olduğu için rakibi de belki de hazırlıksız yakalayabilecek bir hamle. Bu pozisyonda fil A5'i alamaz. Çünkü çok enteresan at E5 hamlesi var. Görünüşe göre birdenbire siyah materyal kaybedecek gibi. Çünkü alınırsa söz gelimi alıyorum ve birdenbire at ve fil aynı anda saldırı altında kaldı. Dolayısıyla bu pozisyonda kale A4'e denk gelen siyah rok hamlesini tercih etmiş. Fakat bu da at E5'te tekrar piyonu almaya katkıda bulunan bir hamle ve B4'teki filin korumasız doğasından faydalanmaya çalışıyor. Burada Christopher Repka fil D7 hamlesini tercih etmiş Nicolas Teodoro'ya karşı. Alınırsa eğer piyonla alıp fili korumak istiyor. Burada fil G5'ten sonra fil E8, daha sonrasında at C4 ile beyazlar hafif bir üstünlük elde ederek daha sonra devam etmişler. Fakat bu pozisyonda Maksutlu B5 hamlesini oynuyor ve burada 7 dakika düşündüğüne bakarsak eğer açılış hazırlığı Emrecan'ınkisi gibi değil. Emrecan biraz daha hazırlıklı görünüyor. AB, CB ve fil F4 doğal bir gelişim hamlesi. Fil D6 ve yine Emrecan'dan düşünmeden at E5 hamlesi geliyor. Elbette siyahın hamlesi zorunlu görünüyor çünkü C6'daki atı iki taşla istiyoruz ve almak mümkün değil çünkü çatal atıyor. Fil de almak mümkün değil çünkü ara hamle var. Dolayısıyla at E7 normal bir hamle. Fil C6 belki de çok önemli bir hamle bu çünkü rakibi burada herhangi bir taş kapatamıyor. Örneğin fil D7 gibi bir hamle yaparsa en basitinden at D7 söz konusu olabilir. Eğer tabii ki şu an kalesini istiyoruz ama başka türlü D6'daki fili savunamayacağı için at C6 oynaması ve daha sonrasında devam etmek isterse eğer at B8 ile beyaz kalite kazanabilir. Bu pozisyonda istemeye istemeye olsa siyah şah F8 hamlesini oynuyor. Bu arada az önceki varyant tek varyant değildi. Başka varyantlar söz konusu olabilir beyazı kazanca götüren. Ve beyaz istediğini elde etti. Rakibin rokunu bozdu ve fil G2 geri dönüyor. Çünkü kendisi Katalan'da çok sık görüldüğü gibi merkeziyle geçirebilecek. Fakat fil orada kalırsa belki taktik numaralara maruz kalabilir. O yüzden hemen fili aradan çekiyor. Rakibin rokunu bozdum. Alacağımı aldım diyor. At FD5. Yine çok tipik normal bir hamle. Belki gelecekte F6 oynayıp şahını F7'ye koymaya çalışabilir. Ve fili almak istiyor. Aynı zamanda belki zayıflamış B4 karesine gidebilir. Fil D2. Vezir C7. Makine bu hamleyi çok fazla beğenmiyor. Direkt yapacaksan B5 yap diyor. Bunun sebebini birazdan göreceğiz. Vezir C7, E4 ve at B4. Siyahın fikrinin devamı ancak beyaza küçük bir fırsat sunacak. Birazdan göreceğiz bunu. At A3, ver piyonu. Ve siyah tutarlı oynamak zorunda çünkü kendisi piyon olarak gelişimde problemler yaşıyor. O piyonun üzerine yatmaya çalışıyor. Ve isterseniz bundan sonra hamle bir ders gibi hamleleri bulmaya çalışabilirsiniz. Çünkü gerçekten eğer rakibiniz geride zamanda yani gelişimde gerideyse bırakmamanız gerekiyor. Bırakırsanız materyal fazla olacağı için kazanç elde edebilir. O yüzden Emrecan burada bu üstünlüğü kullanmak durumunda. Ve bu pozisyonda çok güzel. At E alır C4 hamlesini yapıyor. Vezir C7'nin neden tuhaf olduğunun altını çizen çok güzel bir taktik vuruş. B alır C4 ve E5. Tabii ki ilk tehdit basitçe alıp daha sonra fil F4'te şişlemek. O yüzden maksut vermem fil E5
D5 almış ve at D3 oynamış. Tabii ki vezir E5 alınamaz. Az önceki şiş numarasından ötürü. O yüzden at D3 çok doğal bir hamle. Ve beyazın yine dakik olması lazım. Çünkü sadece E5 piyon değil, B2 piyon da bu sefer istekte. Ve Emrecan burada belki de oyunun en güzel hamlesini yapıyor. İsterseniz burada düşünebilirsiniz. Oyunun en güzel hamlesi olduğu için bunu düşünmenizi öneriyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Egzersiz yapma fırsatlarını asla asla kaçırmayın. Bu pozisyonda çok güzel fil A5 hamlesinden sonra mükemmel bir taktik motif ortaya çıkıyor. Maksutlu burada taktik motifi göstermesine izin vermiyor beyazın ama vezir C5 oynayarak. Vezir A5 alınsaydı motif ortaya çıkacaktı. At C4, vezir D8 ve önemli, görülmesi gereken çok güçlü hamle kale A3 ve mat fikriyle arkadan. Çünkü az önceki pozisyonda eğer buna izin verilirse arkadan zaten mat temaları var. Vezirin de oraya gelmesi durumu değiştirmiyor. Çünkü o kare yeterince savunulmuş değil. Kale A3'ten sonra materyali geri alacak ve saldırmaya çalışacak beyaz. Ve siyahın koordinasyonu çok kötü. O yüzden fil A5'e vezir C5 anlaşılabilir. Fakat burada yine devam etmek gerekiyor. Çünkü siyahın tehditleri devam ediyor. B2 karesini almak istiyor. Ve belki fırsat verilirse şahını güvenli bölgeye koyup oynamaya çalışabilir. O yüzden rakibimizin yakasını bırakmıyoruz. At C4 oynuyoruz. Mükemmel bir hamle. Ve artık aşinayız bir temaya. Vezir alır C4. Kale A3. Arka sıradan mat teması tekrar gündeme geliyor. Vezir D8 mat olduğu için. Ve burada maksutlu D dikeni kapatıyor. Kale alır D3 ve H6. Makineye göre bu hamle çok iyi değil. Birazdan göreceğimiz taktik motiflere zemin hazırladığı için burada şah G8 oynamak gerekiyor. Şahı en azından H6 oynayacaksam bile daha erkenden buraya gitmem gerektiğini söylüyor. Bunun sebebini birazdan göreceğiz. Bu pozisyonda H6 oynuyor siyah. İsterseniz tekrar durup düşünebilirsiniz. Siyahın fikri şahı kaçmak olduğu için yine acele etmek gerekiyor olabilir. Ve bu pozisyonda Emrecan kale C3 hamlesiyle tekrar vezir D8 mat motifini kullanıyor. Elbette kale alınamaz. Vezir B5. Burada vezir A2 ile devam etmek makineye göre en iyisi. Ve bu pozisyonda bile yine mat motifinden faydalan fil C7 hamlesi çok güçlü olurdu. Ve ardından vezir D4 ile beyaz merkezileşebilirdi. Ve pozisyonu yine üstün olurdu. Çünkü vezirin burada sıkışma potansiyeli mevcut. Pozisyon yine çok üstün olacaktı. Vezir B5 hamlesi ise yine çare olmuyor. Fil C7 ve kale A8. Tekrar D8'den mat motifinden ötürü alınamaz fil. İsterseniz burada tekrar durdurup düşünebilirsiniz. Çünkü az önce gösterdiğim şah G8 hamlesinin neden gerekli olduğunu gösteren çok güzel tempolu bir hamle geliyor şimdi Emrecan'dan. Ve burada Emrecan kale C5 hamlesini oynuyor. Tabii ki vezir alınamaz. Çünkü D6 karesinden çatal var. Vezir B7 hamlesi D5 karesini korumak zorunda. Ancak bu pozisyonda fil D6'nın ardından Emrecan sadece piyon alıp oynamaya niyetli değil. Piyon alıp oynamaya çalışırsam ne olur ne olmaz. Beyazın fil aktif oluyor. Ters renkli fil pozisyonu oynanabilir mi diye düşünülebilir. O yüzden bu pozisyonda fil D5 almak çok da doğru olmazdı. Fakat bu pozisyonda çok güzel bir hamle var. Oyunun yine en güzel hamlelerinden bir tanesi. Ancak görece daha basit. Bu pozisyonda kale alır D5. Zaten beyaz kaliteyi geri alabileceği gibi aktif filleriyle devam da edebilir. E alır D5, fil alır D5 ve vezir A7. Ve oyunun son hamlesi tekrar kaliteyi alıp bir piyon fazla oynamaya çalışmak yerine elbette daha aktif oynamak mümkünse daha aktif oynamalı. Pozisyonda vezir F3 oynuyor ve kale sıkıştı. Elbette B8'e kaçabilir gibi görünüyor ama B8'e kaçmak derman değil. Çünkü aldıktan sonra birkaç hamle içerisinde mat oluyor. Ve başka devam yolları da örneğin materyali bırakıp oynamaya çalışma devam yolları da siyahın fil çifti ve piyon olduğu için yeterli olmayacak. Açıkçası çok güzel bir oyun Emrecan'dan. Kendisini tebrik ediyorum. Ve 2721'lik bir oyuncuya daha önce böyle bir galibiyet elde etmediği için ve bu şekilde elde ettiği için inanılmaz motive olduğunu düşünüyorum. Umuyorum başarılarının devamı gelir. Umuyorum arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.